Evlilik teklifini nerede ettiniz? Belki o etmiştir. Ekrem Bey çok üzüldüğünde. Sorarım tabii ki. Neyse zaten biliyorumdur. Dilek Hanım'dan aldığınız ilk hediyeyi hatırlar mısınız? Dilek, sen bana hediye almış mıydın? Çok öfkelendiğinde. Orayı terk ederim. Bir süre orayı terk ederim. Sizin evde küsüşler var mıdır? Bu sessizlikten anladık. Nasıldır mesela sizin kıskançlığınız? Evi, ortamı darmadağınık ederim herhalde. Nasıl olacaktır? ...29. yılına geçmiş bir ilişki. Beraber bir hayatı yürümek aslında. Ekrem Bey ve Dilek Hanım'ın hikayesi. Sizi bir arada ne tutuyor? Elbette ki aşk var, sevgi var. Tahminlerinizin üstünde var. Tariflenmesi kolay bir şey değil. Vazgeçilmez şeyler vardır hayatta. Bence bu aile vazgeçilmez. Ekrem'le birlikte olma duygusu elbette ki bana çok iyi geldi. Birlikte olduğu insana güven duygusunu iyi geçiriyor. Her insanın aslında sevdiği bir güzellik vardır karşısında. Orada 1000 kişi de olsa bir kişiye dönüşüyor, diğerleri uçup gidiyor. Ekrem Bey demişti ki Dilek Hanım'a, zamanında ben senin az peşinden koşmadım, şimdi de sen koş diye. İşte dershaneye gittim, sordum, güzergahımı değiştirdim, bir sürü iş aldım başıma yani. Hani git sabahın köründe Üsküdar'a, ne işim var? Önce Üsküdar'a, sonra Mert'e. Ya annelik benim için bir kendinden vazgeçiş değil, onunla beraber büyümek oldu. Babamla çok sıcak bir ilişki içerisinde bulunamadım. Kızımın mesela babasıyla benim yaşadığım o duyguları yaşamasını istedim. Umut ederim ki onlar da mesela toplumu öyle deneyimlesin ve bu toplumda yaşayan herkesi sevsin mesela. Katarsis'e hoş geldiniz hepiniz. Bugün Katarsis'in 14 Şubat özel bölümünde karşımda Dilek Kaya İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu var. Elbette sevginin, aşkın tanımını sadece bir günle anlatmak gibi bir derdimiz yok. Zaten aşk uzun yıllar içerisinde artık hayatın içinde ve anlardadır. Ama diğer taraftan siyasete şöyle bir baktığımız zaman, siyasette elbet zihnin, düşüncenin, fikrin önemi çok önemli. Aklın, sağduyunun, toplumun her kesimine empatinin elbette. Ama bunun yanında duygular da orada bir yerde. Her şey düşüncelerle açıklanamaz. O yüzden siyasi liderlerin ya da ailelerin duygularına baktığımız zaman orada daha çok ciddiyet görüyoruz biz. Ama insan hayatında her duygu var. Biraz neşeyi de, sevgiyi de, aşkı da konuşalım. Çünkü aşk bütün tutkusuyla, diğer taraftan bütün zor geçişleriyle beraber hayatımızın bir parçası. Siyasi liderler bize model oluyorlarsa aslında bu model olmanın içerisinde sevginin yayılması da olmalı diye düşünüyorum. 28 yılını bitirmiş, 29. yılına geçmiş bir ilişki. Beraber bir hayatı yürümek aslında Ekrem Bey ve Dilek Hanım'ın hikayesi. Bir gün bir maratonda Ekrem Bey demişti ki Dilek Hanım'a, zamanında ben senin az peşinden koşmadım, şimdi de sen koş diye. Tam da bütün güler yüzüyle ve tabii ki her duygusuyla bu ilişki nasıl büyüdü? Bugün onu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız bu koltukta? Rahat mısınız? Biraz heyecan verici. Birlikte anılara bakalım bence hayatın her döneminden. Ama ben hep bugünden başlarım. Tam da aslında sizin için, sizin evliliğinizde, ilişkinizde bu dönem nasıl bir dönem diye sorsam. Ben mi cevap vereyim? Buyurun, ben mi cevap vereyim? Bu dönem elbette ki bizim ilişkimizde, evliliğimizde kolay geçen bir dönem değil. Ama o 28 yıl içerisindeki oturmuşluk, duygular, sevgi duygusu, aile bağı, birbirini büyütürken birbirine olan o bağlılık duyguları elbette ki bu dönemlerin üstesinden gelmeyi başarabiliyor. Biraz şey gibi, dua vardır ya, Allah dayanma gücü versin gibi. Yuvamızın öyle bir dayanma gücü var. Ailece buna biraz alıştık. Dayanma gücünün yanı sıra insan şunun da duasını etmiyor değil yani. Umarım bir gün normalleşiriz ve bu ülkede siyaset yapmanın da, belediye başkanı olmanın da, başka görevlerde olmanın da normalleştiği bir ruh haliyle insanlar aslında günlük yaşamın içinde o görevleri de yapabildikleri bir ortamı görebilirler. Benim bir yanıyla da böyle bir duam var. İster istemez kişisel ideallerimizin önüne geçen toplumsal ve ülkeye dair ideallerimiz daha baskın çıkıyor ve orada süreci kusursuza yakın yönetme çabası içerisinde giderken mesai kıtlığı yaşıyoruz. İnşallah normalleşiriz, öyle diyeyim. kolay bir zaman değil bizim için. Yıllara karşı bir ilişkinin de ayakta kalması aslında temellerinin de sağlam olması gerektiğini söyler bize hep. Tam buralardan gelerek söylesem belki büyük bir soru ama sizi bir arada ne tutuyor sizce? Sizin aranızda ne var sizce? Elbette ki aşk var, sevgi var. Tahminlerinizin üstünde var. Hani onu ifade edeyim. Çünkü bu tahmin edilebilir bir şey değil. Çünkü ölçüsü yok. Ben diyorum yani onun ölçüsü insanın kendi içinde. Bazıları yetenekleriyle şarkıya, şiire dökebilir ama o yeteneğiniz yoksa bunu ancak yaşarsınız. O içinizde büyük bir güç kaynağı. O aşk ve sevgi ama bir yanıyla da çocukluktan beri inşa ettiğimiz kişiliğin bu dönemde çok işe yaradığını düşünüyorum. Yani tariflenmesi kolay bir şey değil. Vazgeçilmez şeyler vardır hayatta. Bence bu aile vazgeçilmez sıralamasında birinci sırada duruyor ikimiz içinde ve bu aşk, bu yuva, bu ilişki, bu ilişkinin büyüdüğü ve şu anda şekillendiği evlatlarıyla beraber var olan yuvası, ailesi, bütün bunlar bizim en büyük herhalde dayanağımız, temeli sağlam bir durumdayız yani. Ne güzel bir yerden anlattınız. Ne dersiniz? Elbette ki katılıyorum. Aşk ve sevgi elbette bizim evliliğimizi bütünüyle ayakta tutmaya yarayan duyguların en başında geliyor. Onun dışında tabii ki bir emek veriyorsunuz. Aslında o verdiğiniz emek de sizi, birlikteliğinizi, beraberliğinizi güçlendiriyor ve bir arada tutuyor. Her iki kişi ayrı ayrı alanlarda kendini gerçekleştirmeye çalıştığında ortaya daha başka bir ilişki modeli çıkıyor. Ben aslında ona çok inanıyorum. Böyle bir duyguyla oluşan ve yoğrulan ve ilerleyen süreçte o 28 yılı dolduran bir evliliğimiz var. Ben öyle görüyorum ve bu evliliğin içerisinde iki tane dominant karakterin içerisinde bir de 3 tane gerçekten dominant karakterli çocuklar bizim evliliğimizi böyle parçalanamaz bir duruma sokuyor. Zaten tabii ki öyle bir şey de olmasın. Uzun yıllar devam etsin. Çocukların da katkısını burada hafife almamak lazım. Gerçekten çocuklarımızda da farklı bir his dünyası var. Ve yani o his dünyasında benim sezgim çok derin. Kamu önünde bir yaşamımız var. Onu orada besliyorlar ama ihtiyaç duyulduğunda onu yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Bir yanıyla aslında tutku var içinde ve o tutkunun eninde sonunda çok güçlü bir zirvesi var ve o zirveden asla vazgeçmeyen duygularını görebiliyorum. Yani çocuklarımı da buradan böyle şefkatle bahsetmek istedim. Muhtemelen Dilek de aynı şeyleri düşünüyordur. Bence çocuklar da biz yetişkinlere çok şey öğretiyor. Aile içinde varlıklarıyla. Bugün 14 Şubat ya. Hani bilmiyorum tabii cevabınızı ama siz Sevgililer Günü kutlar mısınız mesela? Kutlarız tabii ki. Öyle mi? Bizim de böyle ilk birlikte olduğumuz sıcak bir tanışma gibi ya da bir arada olduğumuz mevsimlerden birisi Şubat mevsimi yani hani öyle başladı diyebilirim. İlk buluşmamız 5 Şubat. Yani Şubat ayı yani 14'ü değil ama 5 Şubat evet. Şubat ayı dolayısıyla Şubat ayının bizim için öyle bir anısı var. Dolayısıyla Şubat ayını seviyoruz yani 14 Şubat'ı daha özel bir yerde seviyoruz ama Şubat ayını seviyoruz. Her ne kadar en küçük ay olsa da zarif bir ay yani. Ve her yerde de biraz aşkla tanımlanan, sevgiyle evet, tanımlanan da bir ay bir taraftan. Ben ara ara anlatıyorum da yani başka örnekler verirken işte seminer sahnelerinde de söylüyorum. Mutlaka sizler için de belli kurallar işliyor bu kadar zor bir dönemin içerisinde ama söylemek istiyorum sakınmıyorsunuz sevgiyi göstermeyi, aşkla ilgili bir espri yapmayı. Tam böyle seçimlerin en zorlu belki yoğun dönemlerinden birinde bir görüntü var. Yan yanasınız ve eşinizi severken kameralar sizi çekiyor saçlarını severken. Genel olarak sakınılır bizde. Hatta baba olarak da eş olarak da erkek duygusunu çok göstermeyen, uykuda seven. Böyledir ya bizde belli başlı. Böyle de büyüdük çoğumuz aslında. Ama benim çok hoşuma gitti. Görmek çok umutlandırdı. Diyorum ya sevgi de model olmalı diye. Merak ettim ama yani tam o anda nasıl hissediyordunuz? Yani belki o an ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Fırsat bulamamanın bir refleksi çünkü bilinçli bir şeydi. Ben de sonradan görüntüde görünce yaptığımı hatırladım. Yani o an yaptığımın farkında belki de değildim. Çok aslında kısıtlayan bir tarzım yok. Çok gösteren birisi miyim? O öyle de olduğumu düşünmüyorum. Kısıtlılık içinde yetişmişiz aslında. Ben bunu söylemekten imtina etmiyorum. Realite çünkü. Biraz ataerkil, biraz daha bunun farklı modelleri Anadolu'da vardır. Bu bende bir negatif etki yerine belki de başka bir sevgi ve sahiplenme duygusu yarattı. Hem anneme hem babama hani öyle baktım. Daha sonra insanlara, sonra Dilek'e, yani aslında belki o kısıtlılık bende başka bir duygu büyüttü. Evlenmeliyim ve güzel bir yuvam olmalıyı ben kafama koymuştum zaten. Hani 20 yaşında öyle bir arzu koymuştum zihnime ve öyle birisiydim mesela. O yuvada kendine özgü, kendine has, sevgini gösterebildiğin ya da yaşayabildiğin, yaşatabildiğin boyuta taşıma konusunda bir hedef gibiydi. Dilek'in şansı ya da şanssızlığı kafasına evliliği koymuş bir kişiyle tanışmış olması oldu. Yani öyle bir ortamda karar verdim. Belki onun altyapısı da oraya dayanıyordu. Çünkü sevgi gösterilir, sevgi yaşanır, yaşatılır diye düşünüyorum. Ama uygulamada bu zihnimdeki kadar başarılı mıyım? Onda endişelerim var. Belki çocukluktan kalan o kendini sınırlama, kısıtlama refleksi vücudunuza geçmiş olabilir ve o konuda belki biraz da az, ama şunu kaybetmeden, yani doğallık meselesi mesela en büyük kaygımdır. Yani Ekrem değişti. Yani ne anlamda? Tutum, tavır, anlayış, bakış, kişilik zemininde o doğallığı kaybetmemek benim için çok değerli. O da tam öyle bir andı yani. Hani belki bir refleksti. Umarım bolca o refleksi yaşarız ara. Ya çok isteriz. Bu içten gelir zaten. Mesela öyle. Dilek Hanım, benim düğünde herhangi bir yerde babam anneme böyle hafiften yanaşsa, babam da, annem der ki yani ne yapıyorsun herkesin içinde Ali, hani bir dur diye. Mesela siz nasıl hissettiniz öyle bir anda? Ben gayet rahatım ama tabii şu, anlatayım mı? Şimdi biz tabii Ekrem'le flört etmeye başladık. Arkadaşları da çok iyi bilir, şahitler, lise arkadaşları. Ben biraz daha böyle girişken ama Ekrem biraz daha çekingen. İşte ben elini tutmaya çalışıyorum, işte öpmeye çalışıyorum. Birlikte işte yemek yerken, arkadaşları bizimle beraberken falan. Ne yapıyorsun Dilek? Herkes bize bakıyor. Ne yapıyorsun Dilek? Öpme, elimi tutma. Ya ne var? Ya kötü bir şey yapmıyorum ki falan. Benim için o çok sakınılması gereken bir durum değil. Tabii ki her şeyin bir ölçüsü var. Bu yani seviyorum, aşığım diye de o duyguları vıcık vıcık insanlara göstermek değil elbette, ama bir dokunuş, bir işte saç okşayış ya da gözünün içine bakış her şeyi anlatmaya yetebiliyor bazen. Ya benim için çok normal. Bazı çiftlerin, konuşmak ne güzeldir ama konuşmadan anlaşma biçimleri oluyor böylece. Sanırım 28-29 yılda bunun oluşması için zaten çok ciddi bir zaman. Bazı duyguları soracağım. Şimdi Katarsis'te normalde bu duyguları kişiye direkt soruyorum ama siz de birbirinize soracağım. Tek cümleyle genelde o öyle hissettiğinde siz ne yaparsınız üzerinden gidelim. Ekrem Bey çok üzüldüğünde. Sorarım tabii ki. Paylaşmasını isterim benimle. Benimle ilgili değilse tabii ki, benimleyse zaten biliyorumdur. Peki çok korktuğunda ya da kaygılandığında? Aslında çok korktuğunu hiç görmedim. Hiç görmedim de. Hiç görmedim gerçekten. Yani çok şahit olmadım açıkçası korktuğuna. Peki çok öfkelendiğinde? Çok yüksek duygularına şahit olmadım açıkçası. Çok mutlu olduğunda? O zaman konuşmaya, anlatmaya daha böyle şey, daha iştahlı olur. İşte Dilek gel bir şey anlatacağım sana, şöyle oldu böyle oldu. Oturur konuşuruz, paylaşırız. Peki aynılarını soracağım yine. Çok üzüldüğünde Dilek Hanım ne yaparsınız? Ne olduğunu bilmesem de onun kadar üzgün hissederim kendimi. Peki çok korktuğunda? Benim sanki bir işi eksik yaptığım hissi verir bana yani. Çünkü benim olduğum yerde Dilek korkmamalı. Hani öyle bir duyguya sahibim. Yani ben öyle hissediyorum. Peki çok öfkelendiğinde? Orayı terk ederim. Bir süre orayı terk ederim. Peki çok mutlu olduğunda? Keyifle izlerim herhalde. Yani. Programın bu bölümünün ismi Hafıza Testi. Yine her zaman tek bir konuğuma yaptığım hafıza testini birbirinizle ilgili anıları hatırlamak üzerinden yine tek tek soracağım. Bu sefer sizinle başlayayım istiyorum. İlk aklınıza gelen cevap, hatırlamıyorsanız hatırlamıyorsunuzdur. Evlilik teklifini nerede ettiniz? Siz. Evet. Acaba belki o etmiştir. Evet etti mi yani? Doğru, öyle miydi? Zaten biz ilk buluştuğumuzda bile Ekrem'in elini ilk ben tuttum. Evet. Yani aynen öyle olmuştu. Evlilik teklifi tabii ki ben etmedim ama abimin arkadaşı olduğu için, düşünsenize abim ablasının düğününe getiriyor arkadaşını, kız kardeşiyle bile tanıştırmıyor. Böyle bir muhafazakar Karadenizli aile yapısı. Öyle olunca biraz bizim ilişkimiz duyulduktan sonra karmaşık bir hal almaya başladı. Orada tabii evlilik teklifleri falan öyle yok, dizi önünde diz çökeyim, yüzük vesaire falan öyle şeyler çok bizde olmadı. Ben zaten bahsediyordum yani hayalimden. Evet. Dilek'e bahsediyordum yani evlenmek istediğimden, bu ilişkinin bir evlilikle sonuçlanmasına olan isteğimden, duygumdan bahsediyordum. Dilek biraz mesafeliydi. Çünkü tam okul döneminin başlangıcındaydı, hazırlık aşamasındaydı. Doğal olarak mesafeliydi. Kolay bir zaman değil. Ben de henüz evlendiğimiz sene üniversiteden mezun olmuştum. O bakımdan çok meşakkatli, zor bir dönem. Bir de tabii bahsettiği Dilek'in koşullardan ötürü de biraz hızlı gelişti. Çok kez etmişimdir bu teklifi. Çok kez üzerinde konuşmuşuzdur. Çok net dile getirişim böyle, niye Bahçeşehir'deki restoran aklımda kaldı bilmiyorum. Belki orada buluşmalarımız çok özel olmuştu en başta. Oradan hatırlıyor olabilirim. Ama çoklu teklif var yani. Baştan itibaren bir teklif var yani. Yürekten teklif. Evet. Peki düğününüzde çalan bir şarkı. Tabii bizim dans şarkımız var tabii, Tarkan. Asla Vazgeçmem. Dilek Hanım'dan aldığınız ilk hediyeyi hatırlar mısınız? Dilek, sen bana hediye almış mıydın? Çok almışımdır ama tabii. Vallahi almıştır. Yani maddiyatı çok... Yok canım, maddiyatla bir... Hani belki hani hatırlıyorsun, hatırlayabilirsin belki bir çerçeve falan, böyle müzik çalıyor bir tarafından kimizin resmi. Eskiden öyle bir şeyler var, böyle açıyorsunuz arkadan müzik çalıyor. Yine ben hatırladım. Evet. Aldım hediyeyi. Peki ilk tartışmanızı niçin yapmıştınız? Çok tartıştık da hangisiydi daha unuttum şimdi o zaman. Bir gün eve telefon geliyor, işte hangi dershaneye gittiğimi falan soruyor abime. Öyle bilgiler almaya başladı. Aradan böyle bir ay, iki ay geçti. Bana dershanedeki öğretmenim, edebiyat öğretmenim bir gün teneffüs çıkışı bana dedi ki, ya Dilek, buraya birisi geliyor dedi. Senin derslerini, notlarını falan öğrenmeye çalışıyor. Ben anlamadım dedi. Abin mi, kim, arkadaşım mı? Dedim hocam bilmiyorum dedim. Sonra ben uyandım. Dedim ki sen benim dershaneme gelip notlarım, sen abimi o yüzden mi aradın, sen dershanenin ismini öğrendin falan. Biraz orada böyle bir münakaşamız olmuş olabilir. Ya ilk hatırladığım o tabii, ondan sonra biz ilişkimiz başladı, ilerledi, biz çok kavga ettik. Ama gelişimden memnun yani, her ne kadar öfke duysan. Ama işte diyorum işte kapris, naz falan hani. Siz neden notları öğrenmek istediniz? Yani daha iyi tanımak istedim. Daha iyi tanımak istedim. Yoksa edebiyatını takip ediyorum yani. Yoksa notlarına katkım olamayacak tabii. Birer fotoğraf hatırlamanızı isteyeceğim. 20'li yaşlarındaki Ekrem ve 20'li yaşlarındaki Dilek. Birbirinizin gözünden. İlk böyle dediğimde hangi fotoğraf geldi gözünüze mesela? Valla benim Dilek'le garip renkli bir kazağım vardı, o geldi aklıma böyle. Sarıldığımız ve bir fotoğrafımızı çekmişti bizimle gelen arkadaşımız. Bir an pat diye o geldi fotoğraf. Renkli, böyle garip de renkli bir kazağım vardı sırtımda. Sevgi dolu ve çok gençtik yani. Sizin? Ekrem'le buluşmalara başladık. Bir gün kararlaştırdık. O beni gelip alacak. Biz beraber Üsküdar'a geçeceğiz. Hatırlıyorsunuz saçlarını. Ben o resmi hiç unutmuyorum. İşte elinde evrak çantası, şey olmuş, bayağı böyle özenli giymiş falan. Saçları da kuaförden yeni çıkmış, taramış falan dedi. Allah'ım yarabbim dedi. Ay ben bilmiyorum, o resmi hiç unutmuyorum o resmi. Fotoğrafı yok ama ya, senin hayalindeki resim. Hayır, o benim hayalimdeki resim. Tamam. Ben o fotoğrafı ben çektim. Yani cep telefonu olsaymış çok anı birikirmiş yani. Ama yoktu. Aslında bu güzel hayata dair bu hikayeyi biraz daha dinlemek istedim. Bir aile düğünü var aslında ve neyden etkilendiniz? Ne çekti sizi mesela Dilek Hanım'a doğru? Ya tabii ki ilk anda her insan hoşlandığı insanın güzelliğinden etkilenir. Edasından, tavrından etkilenir ve her insanın aslında sevdiği bir güzellik vardır karşısında. Ve o güzel tek değildir aslında. Herkesin gönlünde bir güzel vardır ve öyle bir şeydir. Güzellik formuna çok inanmıyorum. Orada başka güzel insanlar da vardı yani, aileden ya da eş, dost, arkadaş. Ama benim ilgimi bir insan çektiğine göre o aslında benim kavramlarımla yaratılmış bir güzellik. Yani dolayısıyla o etkilemiştir. Bir de tabii neşesi, heyecanı, o düğünde bu iş için tabii güzel bir an yani. Ama zaten öyle bir kalabalıkta birinden etkilenmişseniz zaten orada 1000 kişi de olsa bir kişiye dönüşüyor. Diğerleri uçup gidiyor. O akşam benim zihnimde öyle. Düğünden başka bir kesit hatırlamıyorum çünkü. Karı kocayı bile hatırlamıyorum düğünde. Siz orada farkında değilsiniz düğündeyken. Peki sonra nasıl... Daha güzel, bu daha gizemli yani. Evet, evet. Sonra nasıl iletişime geçtiniz peki? Tabii bir arayış, soramıyorsunuz da. İş yerinde görünce tekrar iletişime geçmek benim için kolaylaştı. Yine bir akrabalarına sorunca kimdir diye, arkadaşımın kız kardeşi olunca ben biraz geriye çekildim bir süre. Ve o süreler işte sadece izledim. İşte dershaneye gittim, sordum. Güzergahımı değiştirdim. Göztepe'den Merter'e ne işim var? Önce Üsküdar'a, sonra Merter'e falan filan, böyle yolumu uzattım. Bir sürü iş aldım başıma yani. Hani git sabahın köründe Üsküdar'a. Neymiş, abisiyle beraber gidelim. O da anlamıyor ki yani niye geliyor sabahın köründe Göztepe'den kendi arabasıyla. Nedir? Sadece belki görürüm ya da belki arabaya gelir vesaire, beraber gideriz gibi şeylerle bir süre bu iletişim devam etti. Tabii ardından engelleri aşarak bir buluşma teklifiyle buluşup sohbet etmeye başladık açıkçası. Nasıl geldi size buluşma teklifi mesela? Siz nasıldınız bakış açısı olarak o dönem? Ekrem'le birlikte olmak güzel bir fikir, güzel bir düşünce ama aynı zamanda da okulum, sınava hazırlanıyorum ve gitmeyi hayal ettiğim bir okul ve bir bölüm var. Onun ikisinin arasında kalmışlık, bir sıkışmışlık dönemi yaşadım. İlişkim de devam edebilirdi. Belki o da devam edebilirdi ama orada böyle bir tepetaklı durumu oldu. Ama Ekrem'le birlikte olma duygusu elbette ki bana çok iyi geldi. Çünkü o birlikte olduğu insana güven duygusunu iyi geçiriyor. O duygu bana geçmişti. Asıl zorda olan Dilek'ti yani. Çünkü çok genç yani. Aslında beraber büyüdük yani, öyle diyelim. Onun tabii ki öncelikli hayalleri var. Benim avantajım var çünkü baba oğul işimizde koşturuyoruz. Bir yanıyla üniversitem bitmek üzere. Dolayısıyla benim koşullarım daha hazır. Ama onun koşulları hiç de kolay koşullar değildi. Meşakkatli ama mücadeleci bir süreçle aşıldı bütün bunlar. Belki de fazlasıyla kendisini eğitim yaşamına adaması ve eğitimle ilgili hem kendi hayatına hem çocuklarına hem de sonra şimdi belki bütün başta kız çocukların olmak üzere ilgi duymasının zemininde belki de o dönemdeki geçiş anındaki zorluklar var. Okul, evlilik, geçişler, birçok yol ayrımlarından gelip hem beraber hayatı dayanışmayla beraber büyüyerek geçirmek hem de sonra sizin lisansüstü düzeylere kadar eğitiminizi tamamlamanız aslında bence yine model olabilecek. Belki kadın erkek meselesinin de ötesinde çiftlerin de birbirine eğitim konusunda destek olabildiği dünyalara güzel bir yer gibi geliyor bana. Bence bu anlamlı. Dilek Hanım'ın Katarsis'e katıldığı bölümde söylemiştik ama yine göz atmanızı isterim büyüt hayallerine, projesine. Şu an kız çocuklarının nasıl okutulduğuna, sadece eğitim değil mesela, eğitim bursu değil, hayatlarına nasıl dokunulduğuna, onların kendi hayatlarına nasıl dokunduğuna, buraları çok önemli buluyorum. Tanışmalarda genelde, bizim kültürümüzde de var, dünyanın birçok yerinde var ama iki kişi birlikte yürürler ve büyümeye başlarken artık işte evlilik hazırlıkları vesaire derken meselenin içine aileler girer. Ailenin her dinamiğini tek tek sormayacağım ama Türkiye'nin klasikleridir yani, kayınpeder damadı sever mi? Ya da gelin kaynana çatışması olur mu? Bugün bile hala dünya kadar soru gelir bana mesela bunlarla ilgili. Siz o dönemleri nasıl geçirdiniz? İsteyen başlayabilir. Doğal olarak tabii kolay bir şey değil. Bizim koşullarımız o dönemde zor. Hem o geçiş anı zor. Bir de tabii ilk anda tepki göstermiş bir kız tarafının ailesi var. Beklemedikleri yaşta böyle bir karara doğru giden bir süreç. Kolay olmadı ama gerçekten bir dayanışmayla yürüdü. Evde artık bir çocuk doğunca bunlar böyle iyileşmeye ve daha düzenli bir sürece doğru evrildi. Bir karşılıklı kötü duygu besleyen bir forma dönüşmedi hiçbir şey. Makul çatışmalar ve makul dayanışmalarla aşıldı diyebilirim. En az 15-20 yıllık dönemde de hani keyifli bir diyalogla ailelerin süreçleri devam etti, ediyor da diyebilirim. Ben 10 kardeşim. Ekrem çok kalabalık bir aileye damat oldu. Hiç bunları düşünmeden yaptı bu işi. Tabii ki hep destekleri oldu. Ekrem'in ailesi de öyle. Kesinlikle bir şey oldu yani, böyle bir bizim evimiz, bizim evliliğimiz böyle bir koruma kalkanı oldu. Hep ben onu hissettim. Bunda Ekrem'in de çok katkısı var. Zaten ataerkil bir ailede zaten damat çok fazla hırpalanmaz. Genelde anneler, kız anneleri der ki kızım yapma öyle, öyle yapma bak çok ayıp. Biz öyle büyüdük. Böyle bir durumda zaten Ekrem'in zarar görmesi mümkün olmazdı. Ama şükürler olsun her iki taraftan da öyle darbeler almadan biz evliliğimizi yürüttük, ilişkimizi büyüttük. Bir orantısız güç durumu var ama o 10 kardeş ve 2 kardeş orantısızlığı vardı dermişim. Ama şöyle, tabii gerçekten o 10 kardeş ilginç bir zenginlik aynı zamanda. Mesela ben bir hissi hiç unutmuyorum. Muhtemelen onu yaşamamakla ilgili, yani bunu birine sorgulamadım ama mesela eşim ikinci çocuğumuza hamile olduğu dönemde şöyle bir hissim vardı benim mesela. Sanki bir sevgiyi böleceğim yani o doğunca. Bu bende acayip kaygı yarattı. Belki onu Dilek hiç yaşamadı. Yani konuşmadık. Belki öyle bir şey hissetmedi. Hem tabii anne duygusu daha başka boyuttadır. Hem kardeşlerin olmasından ötürü. Ben ise onu nasıl paylaşacağım? Yani oradakini alıp oraya mı vereceğim? Halbuki o başka bir duygu, o başka bir duygu ve birbiriyle yarışan bir duygu da asla değil. O Dilek o zenginlikten geliyor ya, o kardeş şeklinden geliyor. Ya her çocuk da nasıl biricik, hepsi nasıl ayrı bir dünya. Yani her biri gerçekten bizlere de çok şey öğretiyor. Aynı zamanda bence kendi dünyalarıyla beraber aileye getirdikleri var elbette. Belki şöyle sorabilirim direkt bir yerden. Baba olmak bu hayatta ne öğretti size? Yani sorumluluğunu ben herhalde tarifleyemem. Yani buna gücüm yetmez. Ben de babamdan öyle bir duygu hissediyorum. O kadar dev, o kadar güçlü, o kadar koruyucu. O duyguyla da kendimi o pozisyona elbette koyuyorum evin içinde. Yuvayı korumak, yuvayı geliştirmek, güçlendirmek, dayanıklı hale getirmek gibi bir hissi sanki daha çok kapsıyor babalık. İş yaşamımda da öyleydi. Her soruna koşmayı, her soruna çözüm bulma çabası vardı. Babamda ne hissettiysem onu daha da güçlendirerek şu anda yuvamda öyle konumlandırıyorum. Peki anne olmak için de sorayım. Çocuk sizin hayatınızı öyle bir dolduruyor ki ya ben Selim olmadan önce ne yapıyordum acaba? Öyle bir duyguya giriyorsunuz. Anne olma duygusu aslında orada çok keskin bir bıçak gibi hayatınızın dönüm noktası oluyor. Ya annelik benim için bir kendinden vazgeçiş değil. Onunla beraber büyümek oldu. Hayatınızın dönüm noktası, üzüntüsü üzüntünüz, sevinci sevinciniz, yapmak istedikleri, yapacakları, nasıl bir evlat olacak, vicdanlı mı olacak, merhametli mi olacak, nasıl eğitim alacak, hangi mesleği yapacak, ne fayda sağlayacak gibi bir sürü şeyin aslında toplamı annelik. Bence önemli bir soru insan büyürken. Kendi anne babalarımıza da hep ellerinden geleni yaptılar ya büyürken o koşullarda. Onu da bilerek soruyorum bunu. Benim çocuğum, benim çocukluğumda yaşadığım şunu yaşamasın bu hayatta diyeceğiniz ne gelir aklınıza? Mesela kızım için şöyle düşündüm hep. Ben babamla çok sıcak bir ilişki içerisinde bulunamadım. O babamın muhafazakar yapısı ve benim asi ruhlu oluşum bizi böyle çok ortak noktalarda buluşturmadı. Hep böyle kaçak göçek onunla biz hani bir yaşam sürdük. Zaman zaman çok suçladım onu ama tabii son yıllarda artık çok kabullendim. Çünkü bir insan almadığını veremez, öğrenmediğini öğretemez, bilmediğini gösteremez. Ona daha böyle yumuşak bakmaya başladım ve evet o öyle, yapacak bir şey yok. Onu öyle seveceksin. O çünkü senin baban. Beren'in, kızımın mesela babasıyla benim yaşadığım o duyguları yaşamasını istedim. Hep babasıyla kucak kucağa, babasıyla her şeyini paylaşan, bütün arkadaşlıklarını anlatan, üzüntüsünü, sevincini, her şeyini babasına anlatabilen bir kız çocuğu olsun istedim. Şanslı bir evlat Beren o anlamda baba yönünden. Erkek çocuklarımı büyütürken de o bütün bu yaşadığımız o ataerkil toplumda o erkek egemen zihniyetini aslında bir anlamda benim erkek çocuklarım kıracak, her şey herkese eşit mesafe, kadın erkek ayrımı yapmadan tüm bunların üstünde aslında bütün insanlara eşit mesafede bakmayı öğrenecek ya da ben bunu o çocuklarıma öğretmek istiyorum diyerek büyüttüm. Böyle duygular. Ne güzel bir yerden. Peki Ekrem Bey, size de sorayım. Benim yaşadığım şunu, şu şeyi benim çocuklarım yaşamasın. Açıkçası kendi çocukluğumdan şikayetçi olacağım çok fazla bir şey yok. Yani elbette ki benim hayatımda bir sürü eksik kalmış, olumsuz olmuş ya da beni biraz negatif etkilemiş duygular, anılar, ama hani böyle büyük depresyonlar ve buna benzer hususlar yok. Her ortamın kendine göre negatif pozitif hatları var ama beni ben yapan tamamı. Dolayısıyla ben hani bütününden razıyım. Belki de onları teraziye koymama sebep oldu, fırsat verdi. Bu benim dayanma gücümü arttırdı. Benim çocuklarımın da makul ölçüde bunları görebilecek şanslara, fırsatlara sahip olmasını dilerim. Tümden korunaklı bir alan hiçbir çocuk için ne mümkün ne de doğru. Umut ederim ki onlar da mesela toplumu öyle deneyimlesin ve bu toplumda yaşayan herkesi sevsin mesela. Kendini bir kesimden ya da bir bölümden zannedip başka bir bölüme önyargıları oluşmasın. Hoşgörü sahibi olabilmenin, insanlara eşit bakabilmenin, birbirinden ayırt etmeden bakabilmenin büyük bir huzurunu yaşıyorum kendi iç dünyamda. Çocuklarımın da o makul farklılıkları, çeşitlilikleri yaşasınlar ve onlara umarım rehber olsun. Bu şehirde, bu ülkede yaşayan başta bütün insanları her yönüyle sevebilsin, saygı duyabilsin, bir arada yaşayabilsin, iyi insan olsunlar. O bakımdan mutluyum yani yaşadıklarımdan. Keşke her anne baba çok içten böyle dilese kendi hayatında da, hatta bunu mümkün kılmak için de uğraşsa. Çünkü bütün yargılar, başka insanlarla ilgili bütün kafadaki ön yargılar da, ayrıştırmalar da tanışmamaktan. Yani tanışmak ve empati geliştirmek, işte vicdanlı çocuklar yetiştirebilmek belki çok temel bir yer gibi hayatta. Çok önemli. Duysa herkes, keşke herkes izle. Özellikle bu bölümü herkes izlese en azından. Bu bölümün adı Hayatımı Değiştiren Şarkı. Bir çifte şöyle sorabilirim bunu. Düğün şarkınızı söylediniz. Var mı bir ortak şarkınız hiç? Var. Bence var. Bakalım hatırlayacak mısın? Ortak. Hayır. Ya ben, sen bana onu söyledikten sonra ben onu ortak kabul ettim. Benim söylediğim var tabii. Ben Huysuz ve Tatlı Kadın şarkısını Dilek'e herhalde 20-25 yıldır söylüyorum yani. Hani ayıptır söylemez, sahnelerde bile söyledim demiş. Öyle mi? Ergenliğimizi, gençliğimizi beraber geçirdiğimizde şarkılarımız da ortak oldu işte. Evet. Duygular. Çok merak ettim ama hiç gelmedi. Huysuz ve Tatlı Kadını nasıl söylediğinizi gerçekten merak ettim ama... İyi söylüyorum. Söyleseniz. Yani iddialı söylüyorum. Hatta şöyle, onun bir çıkış yeri vardır. Evet, en yani güzel ikinci kuplesinde, evet, yani orada iddialıyım. Hiç unutmuyorum, şimdi ismi kalsın tabi, hatırlamaz beni ama ünlü bir şarkıcıya gittik, böyle hani onun performansını izlerken baktı ki ben herhalde şey yapıyorum, hani orada bağırıp çağıran bir adam mikrofonu uzattı bana, hiç unutmuyorum. Ben de aldım ve başladım, o hani sakin kısmında söyledim. Tabi o çıkış anında yani alıp kendisi devam edecek. Böyle bir ters bir bakışla çektim mikrofonu. Dün gibi hatırlıyorum. Dilek'in karşısında şarkıyı tamamlamıştım. 98-99'lu yıllar yani. Öyle bir anımız vardır. Onun için iyi söylerim yani. İnsan daha çok merak ediyor. İyi söylerim dedikçe. İsteyeyim İnşallah mi? Tatlı tatlı söyleyeceğimiz anlarımız peki da olur. Mesela ilişkiye dair bir takım şeyleri size de sorayım. Bilmiyorum sizin hayatınızdaki karşılığı nasıl? Kıskanır mısınız birbirinizi? Kıskanırız tabii. Ne demek kıskanır mıyız? Nasıldır mesela sizin kıskançlığınız? Evi, ortamı darmadağınık ederim herhalde. Nasıl olacaktır? Sizin? Direkt onu yapan benim genelde. Kıskançlık ilişkide var tabii. Kıskanmak bence sevginin doğasında var zaten. Bu birlikte olduğumuz insanı paylaşamam ama tabii bunun hani çok tartışmaya açık bir duygu aslında, kıskançlık duygusu. Tabii ki kıskanırım. Diyelim ki evlenme yıl dönümünüzü unuttu Ekrem Bey. Önemli bir günü unuttu Dilek Hanım, doğum gününüzü mesela. Ne olur öyle zaman, ya da unutulur mu bilmiyorum ama ne olur öyle zamanlarda? Unutulduğu oldu. Yani şöyle oldu, ilk zamanlarda bizim şöyle de bir durum vardı. Dilek'in nüfus kağıdındaki doğum ay, günüyle hiç girme bence. Doğum günüyle bildiği doğum günü farklıydı. Ben de o ikisi arasında gidip geldiğim bir sürü oldu. Daha ilginci sonra üçüncü bir doğum günü çıktı ortaya ve üçüncü doğum günüyle doğum günü sabitledik. Üçünü de kutluyor muydunuz? Ya yani oraya doğru gidiyordu iş. Sonra üçüncüyü bulunca rahatladık ve orada mesele kaldı yani. Oraya doğru ama gidiyordu iş. Şöyle, şimdi biz 10 kardeşiz. O zaman da tabii doğdu, git çocuğunu gününe, saatine göre yazdır bir kavramı yokmuş herhalde. Aslında nüfus cüzdanımda 10 Kasım yazıyor. Net olmadığı için başka bir tarih aile içerisinde tartışıldı. Başka bir tarih belirlendi. 17 Aralık. Sonra şunu öğrendim. Annemin beni doğurduğu gece bizim Trabzon'da, benim büyüdüğüm mahallede annem komşunun kızının kına gecesine gitmiş. Çok güzel bir şey bu. Ben gittim, o kızı buldum ve evlendiği, o kına gecesini yaptığı tarihi öğrendim. Ve tabii ki 18 Kasım. Ama bunu ne zaman öğrendim? Selim'in doğumundan sonra öğrendim. 3 tane doğum gününü ayrı ayrı kutlamadı ama 3 tane tarihi Ekrem İmamoğlu aynı anda getirdi. Böyle bir şans yarattı kendine. 4-5 yıl düşünsenize bendeki ızdırabı yani. Sonra baktım olmayacak. Evlilik yıl dönümü 18 Kasım, doğum günü 18 Kasım, Selim'in doğum günü 18 Kasım. Semih'i de 8 günde ıskaladık. O da 18 Kasım olacaktı. Yani Ekrem'in unutma şansı yok. Evlilik yıl dönümü, doğum günü. Ben dedim ki Semih'inkini de ben 18 Kasım yazabilir miyim dedim. Yani nüfus müdürüyle konuşayım. Kıyameti kopardı. Gençlerin ilişkilere dair kullandıkları belli başlı tabirler var. Duydunuz mu hiç mesela ghosting yapmak? Neymiş o ya ghosting yapmak? Çiftlerde taraflardan birinin bir açıklama yapmaksızın ilişkiden geri çekilme hali. Oo. Yani aslında hayalet yerine koymak gibi de bir taraftan. Hiç tanıdık gelmedi. Güzel gelmesin. Vallahi gelmedi hiç. Mesela zombilik var. Flört döneminde, gerçi sizin daha eski döneminiz ama hayat içinde de flört var. Aniden ortadan kaybolan bireyin yeniden iletişime geçmesi. Yani bir kayboluyor sonra tekrar geliyor. Zombi. Zombilik. Evet. Ha, zombi gibi. Enteresan. O da hiç tanıdık gelmiyor. Yok vallahi. Tanıdık gelirse söyleyin. Ya yeni nesil ama bunlar kaç yaş? Yeni bu şey mi? Ergenlik dönemi, o teenager döneminin şeyleri. Şimdi daha Z'nin kavramları bunlar ama ben şöyle diyorum. Biliyorsunuz hani manipülatif tavır, toksik ilişki özelliklerinin toksik, evet, aslında birer parçası bunlar. Hı-hı. Ama şimdi yeni dönemde sosyal medya dilinde her birini kavramlaştırmayı da bir fazladan seviyoruz ama yani 29 yılı geride bırakmak üzere olan bir çifte yine de sorayım istedim. Mesela olmadı. Zombi de olmadım. Bakayım devam edelim. Hiç mesela love bombing yaptınız mı? Vay. İltifata boğma, zamansız hediyeler alma. Ya her konuda aşırıya kaçma. Ne dengeli bir nesilmişiz biz. Hiçbiri yok. Love bombing yapmışımdır herhalde. Allah Allah. Yapmışım, yapmadım. Gerçi bir tanesi çok uzun yıllardır var hayatımızda zaten ama trip atmak mesela. Trip atar mısınız mesela siz hiç? Atarım efendim. En sevdiğim şey. Vallahi Akrep Burcu'nun bütün özelliklerini karşılamayın. Dilek trip atar ama benden çok çocuklarına trip atıyor söyleyeyim. Benden çok. Abi, bana sıra kalmıyor. Çocuklarına acayip trip atıyor. Ondan sonra çocukları da bunu yiyor. Yani bana sıra gelmiyor uzun zamandır. Mesela trip atmak bir yana bazen bazı insanların kızdığında cezalandırma biçimi kavga etmek değil de küsmektir mesela. Sizin evde küsüşler var mıdır? Bu sessizlikten anladık. Bilmiyorum, Akrep Burcu küser. Akrep Burcu küser. Ben küsemem. Evet. Ben hayatta hiç küsemem. Ben mesela arkadaşlarım vardı ilkokulda küserdi. Şöyle dönem, bana niye küsüyorsun? Gözünü kaçırırdı, dönerdim. Yani birinin bana küsmesine de tahammül edemem. Kimse diyemez ki Ekrem benimle 2 gün konuşmadı. Şu yaşıma geldim. Köyden ilkokulu, ortaokuldan liseye falan böyle küsmek diye bir şey benim ruhumda yoktur yani. Benimle başarıp birisi küsemez yani. Hayatta ne küserim ne küstürürüm, öyle bir durumum var yani. Peki size küsüldüğünde ne yapıyorsunuz? Ya mücadele mi veriyorsunuz? Veririm. Değiyorsa sonuna kadar veririm yani. Yer yer uzun zamanlar oluyor. Birlikte de zaten aslında ülkeyi dolaştığınız ya da özellikle daha bu yoğun geçtiğimiz seçim döneminde de el ele dayanışma halinde olduğunuz zamanlar da oldu ama bazen ayrı kalışlar da oluyor. İş temposu, yoğunluk. Ayrı zamanlarda nasılsınızdır siz? İletişiminiz nasıldır? Çok yoğunlaştığım anlarda ihmal ediyorum. İhmal eden birisiyim. Geçmişten de gelen bir şey. Belki o iletişim kıtlığı yaşadığımız ortamda bunu tetikliyor olabilir. Ha şunu yaptım yani bir yere gidiyorsam mutlaka onu anneme, babama bildiririm. Şimdi de o konuda bilgi sahibiyiz birbirimizle ilgili. Ama onun ötesinde hal hatır sormak, hani bazen gün içinde birkaç kez aramak gibi şeyimiz çok gelişmedi, alışkanlığımız. Belki aşırı yoğunluktan olabilir. Karşılıklı bunu pek yapmıyoruz yani açıkçası. Bazen tabii siyasetin böyle bir dili var. Çok hakim olmamakla beraber çok sert siyasi bir tutum ya da işte belediyeyle ilgili bir şey üzerinden değil de kişilikten gelen eleştiriler, saldırılar. Birçok zorlu dönem geçti. Ekrem Bey de tam o meydanın ortasında. Siz mesela endişenizi, öfkenizi, duygunuzu nasıl yönetiyorsunuz öyle zamanlarda? Özellikle bir yönetme çabası içerisine girmiyorum açıkçası. Bu belki hani doğal sürecinde olan bir şey diye herhalde onu karşılayabiliyorum. Çok ekstra bir şey yapmama gerek kalmıyor. Orası öyle bir mekanizma ki içine çektiği insanı kirletiyor. Çekemediğini de kirletmeye çalışıyor. Kirletilmeye çalışılan tarafsanız bilin ki zaten temiz kalmaya çalışıyorsunuz. Siz o taraftan bir saldırıya uğramıyorsanız bence sorun var benim ailemde ya da işte Ekrem'de. Kendilerinden görmedikleri için kendileri gibi olmayan insanı sürekli bir kirletme ve kötüleme çabası içerisindeler. İşte bütün ışıkları o kişinin üstüne çevirirler, etiketlemeye çalışırlar. Bunun farkında olduğum için belki de çok fazla umursamıyorum. Peki yani siyasi bir yerden söylemeyeceğim ama kendi oturduğum yerden en azından toplum ruh sağlığına baktığım zaman ben dinlediğim kuşaklardan öte kendi hayatım boyunca kutuplaşmanın hiç bu kadar sertleştiğine şahit olmamıştım. Bu sadece siyasi bir boyutta kalmıyor da toplumun içinde çok fazla insanın empatiyi kaybetmesine, birbirinin canını yakarken daha az düşünmesine, hepimizin kuşaktan kuşağa bütünüyle anlattığımız ülke açısından da hepimizi üzecek sonuçlar doğurmasına sebep olacağını biliyoruz. Söylemeden geçmek istemedim. Bir seçim dönemine giriyoruz yine. Burada en azından insanlar kazanmanın yanında uzun yıllar birlikte yaşayacağımızı da keşke unutmasalar. Şu tarafını söylemem lazım tam da bu konuyla ilgili. Şu rahatlık içerisindeyim aslında. Bir şey yapışmıyorsa üstünüze ya da yakışmıyorsa ya da sizinle ilgisi yoksa bu beni etkilemiyor. Ama toplumun önünde kocaman makamlardaki insanların bunu yapıyor olması beni inanılmaz üzüyor. Yoksa üstüme hiç yakışmıyor. Benim umurumda değil. Bir başka boyutu da tabii bu atmosferde resmen hani böyle daimi bir meslek haline gelmiş olması. Yalan, uydurma vesaire. Kendi namıma dua ederim ki hiç kimsenin hakkında kötü bir söz, Allah korusun bir yalan ifade ya da bir uydurma işi malzeme yapıp dilime dolamış olmayayım. Hani bundan daha kötü bir şey olamaz yani. Hani görevlerimi günü gelip bitirdiğinde kimsenin hakkında bir kötü söz söylememiş, kimseyle ilgili gıybette, bir iftirada, bir yalan ifade bulunmamış şekilde görev süremi bitireyim. Şükürler olsun bunu hani korumaya gayret ettim. Ama bunun bitmesi lazım. Bu çok kötü bir psikoloji ve bunun bazen işe yarıyor olması da ya da öyle bir hissi sağlıyor olması da kötü bir referans. Bunu büyütebilir endişesiyle ben iyiliği, doğruyu temsil etme gayretinde olacağıma zaten and içmiş birisiyim. O bakımdan umarım sona ersin, bitsin. Kötü bir ortam. Hep beraber öyle umalım, bu programda güler yüzünüz hep hatırlansın da istiyorum. İnşallah. Belki bazen belediyecilikle ilgili bugün sevgililer günü ya hani şey der ya kürsüden öyle bir dil vardır. Bu şehre ya da işte daha başka ülke içinde bu ülkeye aşkla bağlıyım. İnsan belediyeye aşkla bağlı olabilir mi? Şimdi biliyorsunuz aşkın farklı çeşitleri var yani. Zarar vermiş aşklar da var. Aşkın farklı modelleri içerisinde o anlamda aşk bir tane yaşanır. İstanbul'a dair düşkünlüğümü, yaptığım işe dair ilgimi, alakamı, yani aşk diye tariflemeyi çok şey yapmadım yani, uyumlandıramadım. Çünkü nereye gideceği belli olmuyor aşk yani, bir süre sonra hani her şeyle senin gibi oluyor, anlatabildim mi yani? Öyle bir duygu, kavram bana biraz ters gelir. Halbuki burada çok ortaklaştığımız bir şeyden bahsediyoruz yani. İstanbul hani bütün dünyaya ait, bütün ülkeye ait, bütün tarihe mal olmuş muazzam bir şey. İstanbul'a layık olmak, İstanbul'un hak ettiği düzeni, sistemi ona verebilmek, İstanbul hak ettiği hizmeti ona sunabilmek, ilgiyi, özeni gösterebilmek. Yani bu tarifler, bu sıfatlar bana daha böyle cazip tarifler. Sona doğru birbirinizin bir gözlerine bakın isteyeceğim. Bir an. Ve bakmanın ve görmenin tek bir duygusu olsa o duygu ne olurdu, onu soracağım size. Eyvah. Mavi. Ya. Yani mavi. Derinlik. Evet. Derinlik tabii, çok şey. Derin. Koyu. Dilek'le olan süreç sanki çok özel bir şeyi var. Sihiri var. Bunu çok konuşmuşuzdur. Yani birbirimizi takip etmişiz coğrafi olarak da. Dilek'in oturduğu yer çocukluğunda, İstanbul'a gelmeden babasının iş yeri ve bizim iş yerimiz. Yani buradan yürüyerek her gün dükkanımızın önünden geçerek babasının iş yerine gidiyor. Yürürken muhtemelen o gidiş gelişte bana hayranlığı başlamış diye düşünüyorum. Trabzon'daki yaşam. Böyle bir Trabzon'da bir hattı var. Sonra çok ilginçtir. Çok tesadüflerle böyle dağın başında diye söylediğim, yine Trabzon'da bir ortaokula gidiş gelişim var benim. Gidiş gelişlerimizde de sonradan Dilek'in oturduğu evin önünden geçerek, yani araçla, servisle gittiğimiz bir okul vardı. Trabzon'un böyle tepesinde bir kolejdi ortaokul döneminde. Çoğu zaman da otobüs bozulurdu aşağıda, yürüyerek tırmanırdık oraya ya da yürüyerek inerdik. Ve yine evlerin önünden geçen bir Ekrem var. Sonra Üsküdar'a gelip ben iş yeri açıyorum. Yani eviyle iş yerimiz, yani belki işte babasının, kendisinin gelip geçtiği yer. Sonra biz 90 yılında Merter'de bir bina yapıyoruz. İş yerimiz orada. Altında lokantam oluyor 92'de. O yıllarda abisi fabrika kuruyor Merter'de ve aramız 500 metre değil. Yani tanışıklığımız orada birbirini kovalıyor. Ben 90 yılında Avcılar'da üniversite okuyorum, 89'da. Yine diğer abisi orada bir fabrika kuruyorlar. Babası falan, tanışıyoruz. Ailece birbirimizi tanıyoruz. Böyle coğrafi olarak inanılmaz bir takip yani. Öyle böyle değil. Ben buna bir şey söyleyeyim. 7-8-10 örnek sıralayabilirim. Hayalet takipçim. Bir takip var yani, karşılıklı denk geliş var. O bakımdan böyle hayatımızda birbirinden kopmayan, birbirini sıkı takip eden navigasyon süreci içerisindeyiz. Yani bir şey gibiyiz, bir yörünge gibiyiz. Birbirimizin yörüngesi içerisinde dolaşan bir yaşamın bugün geldiği o derinliği ve o yolculuğu görüyorum gözlerinde. Peki bu güzel ifadeden sonra size de sorayım. Hadi söyle, hadi kalk bakayım altından, hadi bakalım. Bana hadi. Bir şey kalmadı dermiş. Ucunu öyle bağlarım ki orada kalır her şey işte. Zaten yıllarca ghost following yapmış bana, ben ne yapayım ki, yeni bir terim bulduk bu arada. Benim elimi bile tutmuyordun insanlar arasında. Şimdi bu bir bakış neler anlattırdım sana yıllar içerisinde. İyi olmuş demek ki. Ben de onun gözün içine bakınca bunları görüyorum. Yani benim bir bakışımla öyle baktım geçtim olmaz yani. Biriktiririm, onu demek istiyorum aslında. Evet, hepimiz duyduk orayı, hissettik de. Teşekkür ederim. Canı gönülden de paylaştığınız için. Alışık değiliz. Mutlaka bütün gözler üzerinizdeyken dünya kadar hassasiyet var ama bazen duyguları anlatmak bile siyasi liderler için yazılı olmak zorunda oluyor. Ya da belli kalıplara, belli kurallara uymak zorunda oluyor. Mutlaka haklı taraflar vardır bu kadar gözler üzerindeyken ama gerçekten kendiniz gibi paylaştığınız için ilişki çok güzel bir biz olma haliyken diğer taraftan iki tarafın birbirinin ben olabilmesine izin vermek. Hatta zaten izin vermenin de ötesinde o ben alanlarının da varlığı, sonra bir araya geliş temas ama kişilerin farklı karakterleriyle, mizacı özellikleriyle birbirini tamamlaması ama kendisi olarak tamamlaması. Evet. Çünkü öbür türlü iç içe geçiliyor. Öbür türlü bu sefer hakimiyetler, görünmez parmaklıklar başlıyor, tutsaklıklar başlıyor. O yüzden de böyle olduğu zaman da aslında çocukluktan dönüştüremediği şiddet eğilimi olan insanlar birbirlerine bunu yansıtıyor. Çok şeyin dönüşmesi lazım eğitimle ama diğer taraftan da model alarak. Bu programı yapmayı en çok isteme sebebim sevginin de model olabilmesi, gösterilebilmesi, sakınılmaması. O yüzden de bu samimiyetle bu kırmızı koltuğu ve bu programı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim yeniden. Biz teşekkür ederiz. Bizim için de güzel oldu. Hoş bir geçmişe dönmek, biraz sorgulamak. Bazen insanın sorgulamasına fırsat tanımak gerekiyor kendini bile. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir düşünce. Ben burada şöyle bir şey söylemek istiyorum ama çok siyasi olmayacak ama Ekrem'in siyasetin içine girdiği ilk günden itibaren duyduğum bir cümle vardı. Siyasetçinin hayatı pul. Hiç sevmediğim bir cümleydi bu ve her duyduğumda içimi, canımı acıtan bir ifadedir bu. Olmaması gerektiğini inşallah bu programı seyreden herkesin böyle içine içine kazınan bir program olur bu. Çünkü böyle olmamalı. Bu ülkede siyaset de sorumluluk dışındaki bütün değerleri koruyarak yapılabilecek bir görev olabileceğini inşallah bu programla herkes, bütün siyasi mecra ve bütün siyasetçiler de anlayabilir diye umuyorum ve bence anlasınlar. Çünkü hiç kimsenin ailesi pul gibi harcanacak kadar değersiz değil. Peki daha anlamlı bir son cümle olmayacağı için bırakalım bunu da. Her programın sonunda SMA hastası bebeklerimizden bahsediyoruz. O kampanyaları birlikte tamamladık. Katarsisi bir dayanışma haline getirerek. Keşke tamamlama görevi bizde olmasa. Bugünkü çocuğumuz Barış Kılıç. Ailenin duaya, desteğe, dayanışmaya, elinden gelen olursa valilik onaylı kampanyasında da desteğe ihtiyacı var. Tabii yettiği kadar, hepimizin bütçesi yettiği kadar. Instagram'da Barış'a Umut Ol hesabından şu anda o zorluğu yaşayan bu aileye yine hep birlikte destek olabileceğimizi de hatırlatayım istiyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz.